billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Bir Fatiha-i Şerif. Üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Resul-i Ekrem. Allah'a aleyhisselam. Efendimiz Hazretleri. Ailenin hesabında Ehl-i Beyt'in. Enbiya-i İzzam ve Meşayih Zevri İhtinam Hazretleri'nin. Erva-i Tayyibelerine. Hazretleri Efendimiz Hazretleri'nin ruh hallerine. Hazretleri. Hazreti Sami Kaddesallahu aleyhi ve sellem bize simya ilmi verildi. Fakat biz hiçbir zaman kullanmadık dediği doğru mudur? Simya ilmi ne demektir? Şimdi simya ilmi bildiğim kadarıyla tabii sonradan daha ziyade kimya ilmine dönüşmüş. Elementlerin şeylerini değiştirerek değişik maddeler elde etme, deneme yanılma usulüyle. Gene bildiğim kadarıyla daha Mısır döneminden beri milattan önce birkaç yüzüncü yıl bu simya ilmi var. Bu daha sonra kimya ilmine dönmüş. Kimya daha bilimsel, simya daha çok deneme yanılmaya tabi. Bu simya ilminin ve kimya ilminin Müslümanlardan en çok şey eden Cabir bin Hayyan rahmetullahi aleyhi Allah rahmet eylesin. Tabii şeydeki manası bu yani. Elementleri değiştirerek işte bilmem şu aşiki odur. Aşiki onun aşını al, olsunu götür. Bilmem şeyle kullan. Potasyonla kullan. İşte başka bir nesne elde edersin gibi. Ne-a o gibi. Tasavvuftaki simya ilmi ise hiçbir aracısı olmadan maddenin şeklini değiştirmek Cenab-ı Hakk'ın lütfü kereminin. Bu da büyüklerin kerameti oluyor. Mevlana Celaleddin Efendimiz Hazretleri'ni bir bu simya ilmiyle uğraşan adam ziyaret etmek istiyor. Hazret cevap vermiyor yani müsbet nevi. Bir müddet sonra kendisi o işle uğraşan adamın dükkanına gidiyor. Adama diyor ki sen bu demirden şey ederek altın mı elde etmeye uğraşıyorsun? Evet. Peki bununla yani bir dünyalık elde ediyorsun. Ver şu elindeki demiri diyor. Elindeki demir alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu mu şimdi bu altın? Aman efendim ben bu işten vazgeçtim. Tövbe istiğfar ettim. İnşallah beni evlat daha kabul edin. Uğraşmayacağım bir daha bundan. Oğlum sen diyor evladım öbür tarafta işe yarayacak simya ilmiyle uğraş. O da nedir? İlim tahsil et. İlminin mucibince amel et. Ve ihlas üzere bulun. Bu amelinde de. Bu şuradaki simyadan çok daha hayırlı. Seni ebedi saadete götürecek şeydir diyor. Buna misal çok daha hatırıma o geldi. Ben de daha mesela Emir Sultan Hazretleri şeyin Uludağ'ın eklerinde yamaçlarında bir yerde bir su başında otururken yanındakilerden bir tanesi diyor ki efendim sizin için simya ilmine vakıftır derler diyor. Simya ilmi odur ki evladım diyor şu suya altın olarak ak desen altın olarak akar. Bakıyorlar ki hakikaten altın olarak akıyor. Dönüp Hazreti Suya tekrar diyor ki Murat değildir. Bizim muradımız senin altın olman değildir. Bunlar istedi, görmek istedi. Biz de onun için söyledik. Sen görevine devam et. Yine su olarak akmaya, insanlara böyle faydalı olmaya devam et diyor. Yani simya ilmi tasavvufta bu. Kendisine simya ilmi verilmiş kişi Cenab-ı Hakk'ın lütfü keremiyle elementleri böyle kimyasal deneylerle ayırmadan etmeden şey edebilir. Bunun gibi örnek çok Muhittin Arabi Hazretleri'nde de var. Hele şeyde dolu. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde. Kısaca iki örnek vermiş oldum. Şimdi siz esas şeyi soruyorsunuz. Yani simya ilmi böylece inşallah anlaşılmıştır. Efendi Hazretleri bu şeyi der mi? Yani sözü der mi? Bana göre demez. Hazreti Sami birisi. Efendim üstazım büyüğüm filan dese dönüp arkasına bakıyor. Acaba kime söylüyor? Yani kendisi o derece yoklukla mülemma bir zat ki kalkıp da bize simya ilmi verildi kullanmadık diyecek yani. Niye desin yani bunun sebep ne? Yani haşa onu ruhaniyetinden özür dilerim de yani biz büyük adamız demeye mi geliyor diyor bu.
Arkadaşlar İslam'da büyük adamlık ne biliyor musun? Bir kere büyüklük Allah'a mahsustur. Ama İslam'da insanların en makbulü kim? Ve insanların makbuliyetteki makam mevkileri neye göre ölçülür? Kıstas ne? İnsanların İslam'da makbuliyetleri, derecelerinin yüksekliği Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanındaki yere göre. Bir kişinin Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanındaki yeri neyse makamı, derecesi olur. Tamam. Sene 1979 Efendimiz'in Medine'ye hicret ettiği sene Eshab-ı Soffe'de otururken Suriyeli bir zat geldi. Osman Efendi, eğer yanlış hatırlamıyorsam ismini, Allah öldüyse rahmet eylesin, yaşıyorsa hayırlı ömür versin. İşte bir Türk arıyormuş, fakiri göstermişler. Geldi, siz Türkmüşsünüz. Evet, Türk'üm, buyur. Şeyhul Etrak, Sami Efendi Hazretleri'ni tanır mısınız dedi bana. Ben tebessüm edince, niye güldünüz dedi. Ya ben de onun evlatlarındanım. Buyur, ne istiyorsun? Söyle dedim yani. Dedi ki, ben dedi dün gece bir rüya gördüm dedi. Rüyamda Nebi Aleyhisselatü Vesselam şu türbe-i saadetin kapısına teşrif etmiş. Şeyhin de yanında, Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer, biri sağında biri solunda. Soruyorum dedi. Valla bu azimet niye buraya teşrif buyurmuşsunuz kapıya? Evladımızdan Şeyhül Etrak Sami Efendi geldi Medine'ye, bizi ziyarete geliyor. Onu karşılamak için geldik diyor. Arkadaşlar simya ilmi, mimya ilmi nedir ya, şunun yanında yani Allah'ın isterseniz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yanındaki bu makamın sahibi kimse için bir simya ilmi biliyoruz falan demek. Bunlar laf değil yani. Bir gün bir misafir getirmiştim. Kendi akrabaları misafir. Medya Hanım teyze de var, kızı şeyde içeride. Ya daha doğrusu çıkarken geldi yani. İçeriye. Daha mahrem olmayan bir akrabaları. Bak bak Ömer diyor. Şu yeleği ben vallahi yeni giydirdim. Hiç cebinde de bir şey yok. Parmağını soktu karıştırıyor diye. Şimdi yeleğin cebine parmağını soktu karıştırıyor, bir şey verecek şeye. Gelen o akrabası misafire neyse. Çıkardı bir koku verdi. Kızı da diyor ki daha yeni giydirdim. Bu yeleğin cebinde bir şey yoktu. Bak şimdi eliyle karıştırıyor. Çıkarıp bir şey verecek diyor. Yani bunlar herkes için çok fazla mühim şeyler oluyor. Onun için problem olmayan şeylerdi. Ne bileyim yani insanlar başka şeylerin peşinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Taif'te mübarek ayaklarını kanattılar. Çıkışta bir yerde durup istirahat ederken Hazreti Zeyd ile beraber, Zeyd bin Harise ile Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, Cenab-ı Hakk'ın selamı var. Şu dedi, dağlarla menkel melektir dedi. Emredersen şu iki dağ Taif ülkesinin üzerine kapatsın dedi. Resulullah döndü Aleyhisselatü Vesselam, mübarek ellerini kaldırdı Taif'e. Allah'tan dilerim Cenab-ı Hak bu Taif halkını kamilen Müslüman etsin dedi. Şimdi arkadaşlar haşa oyun oynanmıyor bu. Bu mütevatir bir hadistir. Yalanda birleşme ihtimali olmayan onlarla sahabenin rivayet ettiği tevatüren gelmiş bir hadistir. İnkar eden Allah muhafaza dinden çıkar yani neticede. E şimdi peki bir melek iki dağ kapatmak şeyindeyse Cebrail Aleyhisselam 600 tane kanadını vurunca dümdüz olacak dünya. Cebrail Aleyhisselam da Miraç'ta biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam Sidre-i Münteha'nın oraya gelince ayrıldılar. Ne dedi ya Resulallah? Ben buradan sonra bir adım atarsam yanarım dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kanatlarından çekip bir müddet sürükledi diyor bir rivayette. Kim daha? Keramet haktır. Allah velilerini de kerametleri vasıtasıyla birçoklarını tanıtmış, temeyyüz etmiştir. Onlara bir söz yok aşağı. Burada söylemek istediğim yani onları böyle değil de tek kıstas olarak Resulullah yanındaki Aleyhisselatü Vesselam yerleriyle ölçmek lazım. Allah bizi rızasına nail etsin, istikametten ayırmasın, sırat-ı müstakimden ayırmasın. Allah hakkı hak bilip ittiba etmeyi, batılı da batıl bilip iştirak etmeyi nasip eylesin. Rızasına muvaffak ameller nasip eylesin. Hepimizi inşallah Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Zer radıyallahu anh'a hitap ile yaptığı o uzun hadisteki ben niçin gamlanıyorum? Ya Ebu Zer bilir misin? Allah ve Resulü bilir ya Resulallah. İşte sonradan gelip beni görmediği halde bana iman edip bana aşk ile şevk ile bağlı olacak ahir zamandaki gelecek beni hakkıyla seven ümmetim için gamlanıyorum. Onlar namına gözlerim yaşarıyor diyor. Allah bizi o ümmetten etsin inşallah. En büyük şeref odur inşallah. Onun yanında onun sevdiği ümmetlerden olursak.
sahabelerle beraber olursak şereflerin en büyüğüdür. Allah onların nurlu yolundan ayırmasın inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve nebine Muhammed. Davahım fiha subhaneke Allahümme ve tahiyyetüm fiha selam. Ve ahir davahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.